değerli arkadaşlar, dolaşım sisteminde kalpten devam ediyoruz. Kalpte dedik ki neler var? Bakın, damarlar geliyor. Kalbe gelen ve giden damarlar var. Sonuçta buradaki pompalanan kan bir yerlere gidecekse veya bir yerlerden de gelecek. Niye? Onu birazdan göreceğiz. Arkadaşlar, aort dediğimiz bir yer var. Bunu da En büyük damar. evet, en büyük damarımız. Birazdan anlatacağız. Devam edelim. Başka neyimiz var? Sağ üst odacığımız var. Yani bizim kalbimiz şöyle. Dikkat, buraya bakın. Şöyle çizersek şurada bir perde var arada. Şurada kulakçık dediğimiz yapılar var. Şöyle. Şurada da aort var. Dışarı çıkıyor. Yani bizim kalbimiz nelerden oluşuyor arkadaşlar? Dikkat. Bunlara biz yukarıya kulakçık diyoruz. Üst odacık demiş ya, bu kulakçık. Kulak gibi çıktığı için kulakçık. Buna da karıncık diyoruz. Karıncık. Tamam, karıncık diyoruz. Evet, alt odacık demiş. Biz buna karıncık diyeceğiz. Bir de ara bölme var. Ara bölmenin olmasının nedeni de şu. Kirli ve temiz kanın karışmaması için var. Bu bölgeler değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, o bölme olmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Kirli kanla temiz kan birbirine karışırdı. O zaman Zortingen olurduk. Ömer Taha. Arkadaşlar, sol üst odacık var. Tabi burada bakarken karşımızdaki biri gibi bak. Bizim için burası sol gözüküyor ama karşımızda olduğunu düşünürsek sağ. Yok, bugün kaot yapmayacağız Siraç. Hayır. Konu anlatacağız. Evet. Arkadaşlar, burası da o zaman onun sol karıncığı, sol alt odacığı. İşte arkadaşlar, birazdan göreceğiz. Bakın, ok yönleri var. İçeri geliyor. Buradan dışarı çıkıyor. Bakın, buradan içeri geliyor. Bunlara bakacağız. Bazıları kalbe kan getirecek. Bazıları da kalpten kanı dışarı pompalayacak. Hocam bekleseniz ben yazıyorum da. Burada yazacağım. Ha, bunları mı yazacaksın? Yaz. Tamam. Şu alt odacıklara karıncık yazalım. Sol üstte de kulakçık. Sağ kulakçık. Üst demeye gerek yok. Sol kulakçık. Sağ karıncık. Sol karıncık. Tamam. Kulakçık, karıncık. Şu da aort. Tamam mıyız? Peki. Kalbin üst ve alt odacıkları arasında tek yönlü çalışan kapaklar var. Dikkat! Arkadaşlar, bakın. Burada bir kapak var. Biz göremiyoruz ama şurada bir kapak var. Bu kapak, şöyle düşünün, tek yönü açılan bir kapı gibi. Yukarıya gidecekse sadece yukarıya doğru açılıyor. Aşağıya içeri gelecekse sadece içeriye doğru açılıyor. Kuzey. Ekranlarımızı açalım. Siraç, Zeynep, Cemile. Arkadaşlar, niye böyle biliyor musun Aybüke? Eğer tek yönlü olmasaydı, diyelim ki Gülen, kalbimiz kanı pompaladı Medine. Yukarı doğru gidecek. Kapı tek yukarı açıldı. Kan geri gelmek istese aşağıya geri gelebilir mi? Kalp Gelemem. geri gelemez Gelemem. Ömer Taha. Çünkü kapı tek yönlü açılıyor. Dolayısıyla bir yanlışlık durumunda kalbe kan dolması engellenmiş oluyor. Ya da içeri geliyor, bu sefer dışarı kaçması da engelleniyor. Çünkü kapı tek yönlü. Biz bunu günlük hayatta nerede görüyoruz? Yangın merdivenlerinde görüyoruz, değil mi? Yangın merdivenlerinin kapısı tek yönü açılıyor, biliyorsunuz, doğru mu? Sadece Evet. çıkman için. İçeri girebiliyor musun yangın merdivenin kapısını? Hayır. Hocam bizim binada var. İçeri doğru açılmıyor ama Dışarı dışarıdan doğru çıkıp açılıyor, açıp değil mi? Evet. girebiliyoruz. Güzel. Bunu da söylemiş olduk. Arkadaşlar,
Bu kapakçıklarla birlikte kanın odacıklar arasında geçişi sağlanıyor. Aynı zamanda sağ ve sol taraf arasında da tam bir perde var. Bu perdeyi de kirli ve temiz kanın karışmasını engelliyor. Arkadaşlar unutmayalım. Kalbin sağ tarafından, yani bize göre baktığımızda resimde sol taraf, burası sağ aslında o kişiye göre. Sağ tarafta kirli, sol tarafında ne bulunuyor? Temiz. Temiz kan. Tamam. Bunu unutmayalım. Sağ tarafında kirli, sol tarafında temiz. O kişiye göre. Yani Zeynep Rana, senin kalbinin sağ tarafı, sen kendine göre düşün. Sağ tarafında kirli kan, sol tarafında temiz kan. Peki bu kan nerede kirleniyor arkadaşlar? Vücudumuzda organlara gidiyor, orada kirleniyor. Unutmayalım. Arkadaşlar kalbimizdeki kaslar birbiriyle zıt çalışır. Yani odacıklar. Timuçin, Aybüke'yi rahat bırakır mısın? Timuçin. Bak aynı cihazdan girmişsiniz, bir şey demiyorum ama Aybüke'yi rahat bırak. Evet arkadaşlar, bunlar kasıldığında ne olacak? Kan yukarı doğru fışkıracak. O zaman buranın açılması lazım. Yani karıncık kasılırsa kulakçık açılır. Kulakçık kasılırsa karıncık açılır. Böylelikle kanın hareketi sağlanmış olur. Dikkat edin. Alt odacıklardaki kaslar kasılması ile üst odacıklar gevşer. Üst taraf kasılırsa alt taraf gevşer. Tamam mıyız? Buna dikkat. Öğretmenim. Efendim Emirhan. Öğretmenim peki kalp sıkışması nasıl bir şey oluyor? Nasıl meydana geliyor? Şöyle kalp sıkışmasında kalbin ritmi bozuluyor. Aslında bir şey sıkışmıyor. Ritmi bozuluyor. Normalde kalbimizin belli bir değer arasında, 60 ile 90 arasında atması gerekir dakikada. Tamam mı? Eğer bu sayı tutturulamazsa ne olur? Ritim bozukluğu, yani kalp sıkışması olur. Onu da çeşitli tedavi yöntemleriyle tedavi edebiliyorlar. Tamam? Ritim bozukluğu. Damarlara geldik. Şimdi arkadaşlar, üç türlü damarımız var. Bir, atar damar. Arkadaşlar atıyor yani. Nereden atıyor? Kalpten. Nereye doğru gidecek? Kanı kalpten uzaklaştıran damarlara biz atar damar diyeceğiz. Sadece bir tanesi hariç. Unutma. Akciğer atar damarı. Şimdi arkadaşlar, Medine, burayı dinleyelim, Kuzey. Bu kalbimiz, bu da akciğerlerimiz. Arkadaşlar, kanı temizleyen organ kalp değildir. Neresidir? Akciğerler. Şimdi değerli arkadaşlar, kirli kan sağdan geldi. Biz bu kirli kanı nereye gönderiyoruz? Ece. Akciğere. Akciğerlerimiz kanı temizliyor. Kanı temizleyen yer neresiymiş? Akciğer. Akciğer. Arkadaşlar ben akciğere bu kanı gönderdiğim için, kalpten uzaklaştırdığım için akciğer atar damarı ne yapıyor arkadaşlar? Akciğer atar damarı sadece zengin taşır ama diğer atar damarlar arkadaşlar hepsi zengin kan taşıyacaklar. Ama ben kalpten akciğere kirli kan gönderdiğim için benim akciğer atar damarım nasıl kan taşıyacak? Kirli. Unutmayın, bütün atar damarlar, not alalım. Atar damarların hepsi temiz kan taşır. Temiz kan. Kim hariç? Akciğer atar damarı hariç. Niye? Ben kalpten akciğere kan gönderiyorum, uzaklaştırıyorum, atar damar, ama hangi kanı gönderiyorum akciğere? Kirli kanı. O yüzden akciğer atar damarı nasıl kan taşıyacak? Kirli. Kaptık mı? Onun dışındaki bütün atar damarlar, Siraç arkandaki resmi kaldır, görmüyorum ben seni. Zeynep, seni de görmüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, organlara giden, kalpten çıkan bütün damarlar temiz kan taşıyacak.
Sadece akciğer, atar damar hariç o da kalpten çıkıyor ama kirli kan taşıyacak. Geldik toplar damarları. Şimdi kalbimizin sol tarafından arkadaşlar damarlar çıkan bir kısmı vücudumuzun aşağısına, belden aşağısına gider. Bir kısmı da vücudumuzun üstüne gider. Dolayısıyla bu ne yapmak içindir? Organların ihtiyacı olan kanı göndermek için. Biz bu kanı gönderdik. Organlara gitti. Nereye gitti? Ayaklarına gitti. Ayakların kuzey kanı kullandı. Bu kan artık ne oldu? Kullanıldığı için kirlendi. Arkadaşlar işte ayaklarında bu kez toplar damarlar alır. Kanı nereye getirir? Kalbe. Kalbe getirir. Arkadaşlar işte buradaki toplar damarlar nasıl kan taşır? Topladıkları için kirli kan taşırlar. Dikkat. Vücuttan pompalanan kanın tekrar kalbe gelmesini sağlayan damarlar toplar damarlardır. Ve bunlar kirli kan taşır. Yine kim hariç? Akciğer toplar damarı hariç. Niye? Akciğer toplar damarı akciğerden neyi toplar? Temiz kan ve sol tarafa girer. Dolayısıyla akciğer toplar damarı temizdir. Ama diğer bütün toplar damarlar kirli kan taşır. Anlaştık mı? Bakın bu Öğretmenim, yani öğretmenim, toplar damarları aynı zamanda kirli kan dışında şey temiz kan da mı taşıyor? temiz kan taşıyan sadece akciğer toplar damarı. Tamam? Bir tanesi. Okey. Diğer Tamam hocam. hepsi kirli. Geldik üçüncü türümüze Zeynep Rana. Kılcal damarlar. Arkadaşlar atar ve toplar damarlar vücudun her yerine ulaşamaz. Mesela burnumuza hiç öyle damar gider mi? Yok. Kolundaki damara bak, burnundaki damarlara bak. Burnundaki damarlar nasıl damar? İncecik, Güzel. incecik. O incecik damarlara ne diyoruz? Güzel damar. Cal damar. Mesela Güzel. cildimizdeki damarlar kılcal damar. Yoksa cildimizin her yerinden damar görürdük. Evet. Derimizin altında derimizi besleyen damarlar kılcal damarlar. Şu büyük damarlar arkadaşlar organlara giden damarlar. Bunlar deriyi beslemez. Tamam mı? Dikkat. İşte vücudumuzun her yerine ulaşabilen ince ince olan damarlara kıl gibi olan kılcal damar diyoruz. Okey? Peki. Bakın bir atar damar neyi getiriyor? Temiz kan. Organa geldi. Kılcal damarlarla organa yayıldı. Sonra Toplar kanı kullandı organ. Toplar damar topladı. Kanı nereye getirecek? Kalbe getirecek. zaman. Kirli kanı getirecek. Dikkat dikkat. Temiz kan dediğimizde biz aslında neyi kastediyoruz? Bunun kanı kirli diyorlar ya Cemile. O bir deyim. Ama biz temiz kan deyince Taha oksijeni çok. Bilmiyorum. Karbondioksitinden daha fazla olan kana ne diyeceğiz? Temiz kan. Yani çok kullanılmamış, içinde oksijeni fazla, karbondioksiti olmayan kana arkadaşlar ne diyoruz? Temiz kan. Temiz kalmış. Kirli kanda ise o organ Karbondioksit. kullanmış, oksijenini bitirmiş, daha çok karbondioksit var. İşte bu da kirli kan. Vücudumuzdaki atar damarlar atıyor, temiz temiz atıyor. Kim hariç? Akciğer atar damarı hariç. Topluyor Timuçin. Kirlileri topluyor. Kim hariç? Akciğer toplar damarı hariç. Tamam. Bunu unutmayalım Ezgi. Genellikle vücudumuzun alt bölgelerinde bulunan toplar damarların yapısında kanın geri gitmesini engelleyen ne var? Arkadaşlar kapakçıklar var. Bir de çok ilginç bir şey var. Bunu yıllar önce doktorlar keşfettiler. Arkadaşlar bacaklarımızda 2-3 tane fazladan damar var. Evet. Yani o damar olmasa da olur. Ama var. Sonra bilim adamları ne keşfettiler? Biliyor musun? Cemile, Aybüke,
bazı kişilerin damarları tıkanınca dediler ki Allah buraya fazladan damar koymuş. Alalım onu buraya ekleyelim. Damar tıkanıklığı diye bir şey var ya. Evet, bakın Allah yedek parçayı içimize koymuş. Fazladan damar var. Bacaktan damarı alıp kalbe yama yaparak birçok kişinin hayatını kurtardılar. Böyle bir teknik geliştirdiler. Evet. Kalp kendi içindeki kandan beslenmiyor. İlginç, değil mi? Yani o kadar kan var. Yani Ömer, markettesin ama kendi marketinden yemiyorsun. Gidiyorsun başka marketten mi alıyorsun? Yok. Evet. Kalbi dıştan saran ve besleyen özel damarlar var. Kroner damarlar diyoruz bunlara. Kalbin etrafını sarmışlar, kalbi besliyorlar. Allah Allah. Yani kalp ne yapmıyor? Medine sermayeden yemiyor. Şimdi marketçiler vardır, o marketçilerin de çocukları vardır. Marketçinin çocuğu böyle her gün 3-5 sakız, 3-5 çikolata mideye indirir. Babası da gelir der ki, oğlum ne yapıyorsun sen? Sermayeden yiyorsun, bu bizim satacağımız ürün. Sermayeden yemiyor. Dikkat. Bu damarlar koroner damar diye geçer. Evet. Şimdi bakalım demiş ki hangileri dolaşım sisteminde yer alır? Eklem var mı? Yok. Hayır. Hayır. Kar damar var. Var. Kan var. Var. Damar Var. 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 Kıvırdak mı? Yok. Yutak yok. Yok. Pankreas Yok. 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 Kalp Kalp yok. var. Kan Var. damar var. Bunlar dolaşım sistemimizde olan yapılar. Mümkün. Tamam mıyız efendim? Evet. Kalbin sağ tarafında kirli kan, sol tarafında temiz kan bulunur. Sağlıklı bir insanın kalbinde kirli ve temiz kan bir araya gelmez. Ama baktık ki bu kanla karışma var. O zaman bu kişinin kalbinin arasındaki perdede ne var diyebiliriz? Evet. Delik delik. Hani kalbi delik diyorlar ya. İşte arkadaşlar o aradaki perdede delik olursa buna üfürüm de denir. Değişik bir ses çıkar. O risklidir. Şimdi onunla ilgili de ameliyatlar çıktı. Artık ona da bakıyorlar. Özellikle bebekler doğduğunda bir hırıltı mırıltı oluyorsa bunu inceliyor doktorlar. Acaba kalbi delik mi diye. Evet, devam edelim. Akciğer atar damarı hariç tüm atar damarlar oksijen bakımından zengin. Karbondioksit bakımından kimler zengin? Toplar damarlar daha zengin. Bununla ilgili sorular gelecek. Dikkat edelim. Evet, şimdi bakalım. Oksijen bakımından zengin damarlarımız. Arkadaşlar dikkat. Oksijen olarak zengin damarları söylüyoruz. Bakın aort atar damarı. Aort şu kırmızı üçlü yapı bak. Gördünüz mü? Vücuda yayılacak. Aortta ne vardır? En temiz kan vardır. En temiz kan vücuda yayılacak o kan aorttadır arkadaşlar. O yüzden oksijence zengindir. Karbondioksit olarak zengin olanlar hangileri arkadaşlar? Bakın bir. Bir niye? Çünkü bir bunu nereye götürüyor? Akciğere götürüyor. Akciğer toplar damarı. Akciğer toplar damarı. Akciğer toplar damarı ne yapıyordu? Kirli kanı toplayıp akciğere taşıyordu. O yüzden en kirli. Oksijen olarak hangi taraf zengin? Sağ mı Üç. sol mu? Sol. 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 Arkadaşlar burası ve burası sol taraf. Bu ikisi oksijen olarak zengin. Tekrar söylüyorum. Sayfaya baktığımda sağ ama aslında o kişiye göre ne? Sol. Biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? Sol diyoruz. Arkadaşlar karbondioksit bakımından Üç ve beş. 3 Üç ve ve 5 karbondioksit bakımından zengin. Çünkü kirli kan nereye geldi? Sağ tarafa geldi. Resme göre değil. Karşınızda biri varmış gibi düşünün, tamam mı? hocam bugün iki ders mi yapacağız? Yok, bir ders bitireceğiz. Evet, şimdi hadi bakalım bunun cevabını alalım.
Bir grafik verilmiş, ne kadar oksijen olduğu söylenmiş. Buna göre arkadaşlar hangisi hangisidir, hangi damardır cevapları sizden alalım. Evet, Haydi, Ezgi gönderdi, diğer arkadaşlar. Timuçin, Aybüke, Emirhan gönderdi. Hocam doğru mu bilmiyormuş? Evet. En temiz kan hangisinde var? Atar Akıl mı? Atar damarında. mı? Dolayısıyla cevabımız Ah. A şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Evet, kan dolaşımına girmeyeceğim. Sadece bugün anlattığım olayı şurada özetleyeyim. Dolaşımı diğer derste yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın, vücudumuzdan bütün kirli kanlar toplandı geldi. Aşağıdan da geldi, yukarıdan da geldi. Kalbin neresine geldi? Sağ tarafına. Sağ tarafımızda bakın kirli kan var. Kalp bir sıktı kendini. Kirli kanı nereye gönderdi? Akciğere. Neyle gönderdi? Akciğer. Toplar damarıyla. Akciğer toplar damarı kanı nereye getirdi? Ciğerlere. Ciğerler de böyle ayrıldı kılcallara, temizlendi. Nereye geldi? Akciğerden çıktı. Neyle? Ağır. Akciğer toplar damarıyla. Şey, akciğer atar damarıyla. Akciğer atar damarıyla geldi. Arkadaşlar, akciğer toplar damarı, özür dilerim. Akciğer toplar damarıyla toplandı temiz kan. Nereye geldi? Kalbimizin sol tarafına. Kalbimiz yine sıktı. Bu temiz kanı nereye gönderdi? Vücudumuzun altına, üstüne, her yere dağıttı ve tekrar kan kirlendi. Tekrar toplandı. Arkadaşlar sağ tarafa geldi. Tekrar ciğerlere gitti. Hocam tekrar anlatır mısınız? Biraz karmaşık geldi bana. Tekrar bakın yapıyorum. Şimdi şu aşağıdan toplandı, tamam mı? Yukarıdan da toplandı bütün kanlar. Tamam mı? Nereye geldi? Kalbin sağ tarafı. Bu kalp. Okey. Toplandı, buraya girdi mi? Tamam mıyız Emirhan? Sonra buradan kalp Hocam. bir pompaladı. Nereye? Akciğerle. Tamam mı? Akciğere gitti. Temizlendi. Hocam kirli kanı mı akciğere Evet, gönderiyor? kirli kanı akciğere gönder. Abiler kirli. Tamam mı? Kırmızılar temiz. Tamam. Sonra akciğer temizledi, bunu kalbin diğer tarafına gönderdi. Bu kez kalp yine pompaladı. Aşağıya yukarıya dağıldı. Tekrar kirlendi, toplandı. Anlaştık mı? Şimdi oldu mu? Aslında burada iki olay Oldu var. Diğer derste bunu göreceğiz. Özetle anlatayım. Şuradaki küçük olay küçük kan dolaşımı olacak. Kirli kan geldi, akciğer hocam. gönderildi, temizlendi. Bu küçük dolaşım. Bir de Akciğer. Akciğerle. evet, akciğerle kalp arasında, bir de vücudumuzla kalp arasında olan var. Bu ise büyük dolaşım olacak. Buradan soru bundan gelecek arkadaşlar. Küçük dolaşım ve büyük dolaşım nasıl olur? Bundan gelecek. Diğer dersimizde bunu göreceğiz. Son olarak bir şey hatırlatmak istiyorum. Onu da hatırlatayım. Dersi tamamlayayım.